Eğlenceli, tuhaf ama aynı zamanda bir dahi olan bir astronomdan bahsedelim bugün. Tycho Brahe. Bu hikaye Tycho Brahe'ı ve bir evcil geyiği, pisişik bir soytarı ve çok fazla alkolü içeriyor. Ve enteresanlık başlıyor. Tycho, konum hakkında kesin ölçümler yaptığı bir yıldızın süpernovaya dönüştüğünü tanımlayan ilk astronomdu. Bu, ayın ardındaki her şeyin ebediyen değişmez olduğunu söyleyen Aristoteles'i bile yerle bir etmişti. Ölçümleri çağdaşlarının hepsinden çok daha kesindi. Ve 16. yüzyılda teleskobun var olmadığını düşündüğümüzde mükemmel matematik hesapları gerçekten harikaydı. Teleskop icat edilmeden önce yüzlerce yıldız kataloglayan ve gezegensel hareketi doğru tahmin eden ilginç bir yaşam öyküsü. Onun ilginç hikayesi daha çocukken başlıyor. Tycho 2 yaşındayken Danimarka'da ailesiyle değil amcasıyla yaşayan 12 çocuktan sadece biriydi. Amcası Jorgen'in onu kardeşinden kaçırdığı söylenir ki soylu ailesinin de bu çok umurunda olmamış aslında. 15 yaşına geldiğinde Tycho hukuk okumak için okula gönderildi. Ancak astronomi tutkusu olduğu için gezegenleri gözlemlediği ve Kopernik tablolarında hataları bulduğu yer olan Leipzig Üniversitesi'ne kaydoldu. Amcasının memur olması isteğinden vazgeçerek yaptı hem de bunu. Sürekli içti ve yıldızları seyretti. Birayı çok sevdiğini söylemiş miydik? Bu süre zarfında Danimarka İsveç ile savaş halindeydi ve amcası ulusal bir kahraman oldu. Amcası sarhoş olan kralı kurtarmak için nehre atladığında kaptığı zatürreden dolayı öldü. Bu noktada Tycho, amcası Jorgen'in servetini ve arazisini miras aldı. Ve zaten soylu olan ailesinin mirası da buna eklenince baya baya zengin oluyor kendisi. Yani neredeyse Danimarka'daki tüm paranın %1'ine sahip oldu. Ve tabii ki herhangi bir aklı başında bilim insanının yapacağı gibi bu parayı araştırma ve alkol için kullandı. Tycho Brahe 20 yaşına geldiğinde ilginçliklerine bir yenisini daha ekledi ve Almanya'da bir davete katıldı. Tycho Brahe belli ki sarhoş olmuş ve kuzeniyle kavga etmişti. Hem de hepimizin yaşayacağı gibi matematiksel bir formül üzerine tipik bir sarhoş kavgasıydı bu. Bu yüzden Tycho Brahe doğru cevabı Google'da aramaya karar verdi. Ama daha maalesef hem Google icat edilmemişti hem de internet olmadığı için bu çözüm başarısız oldu. Bu yüzden o zaman tek alternatifi seçtiler. Karanlıkta bir düello. Tycho düelloya sarhoş geldi ve kavga sırasında burnunu kaybetti. O andan itibaren yüzüne macunla yapıştırdığı sözde altından ya da gümüşten yapılmış sahte bir burun takmıştı. Neyse ki astronomi çalışmalarına devam etmek için Tycho'nun burnuna ihtiyacı yoktu. Gece gökyüzünü incelemeye ve yıldızların açılarını ölçmek için bina büyüklüğünde bir çeyrek dairede dahil olmak üzere her türlü aracı yaratmaya devam etti. Aylar süren dikkatli gözlemlerden sonra Tycho, Cassiopeia takım yıldızında yeni bir yıldız keşfetti. Bu keşfin yayınlanması ona Avrupa çapında rak yıldızı statüsü ve bilimsel pozisyon teklifleri verdi. Tycho, çalışmalarına devam etmek için Basel'e taşınmak istedi. Ancak kral bunu duyduğunda böyle büyük bir bilim insanını kaybetmek istemedi ve Tycho'ya Wen adasını teklif etti. Ve ayrıca kendi gözlem evinin inşası için ona para ödedi. Çok büyük bir para hem de. O zamana kadar Wen adasında yaklaşık 50 çiftçi aile yaşıyordu. Tycho geldiğinde kendini mutlak bir yönetici yaptı. Tüm kararları kimseye danışmadan verdi. Ve ada sakinlerini yeni kalesini inşa etmek için ücretsiz olarak çalıştırdı. Kendi yazıları için kağıt fabrikası bile inşa ettirmiş. Hatta çiftçileri orada sürekli çalıştırmıştı. Tycho'nun Wen'deki zamanı neredeyse günlük partiler ve aşırı bira ile geçti. 20 yıl boyunca böyle devam etti ama hesaplamalarından ve gözlemlerinden de asla geri durmadı. Gelecekten haberler verdiğini düşündüğü bir soytarıyı bile yanına almıştı. Yalnız gelecekten haber versin vermesin alkol aldıkça ona ve misafirlere hakaret etmekten hoşlanırdı. Soytarının masa altından yemek yemesi bile buna dahildi. Ayrıca kalesinde evcil bir geyiği bile vardı. Tycho içmekten çok zevk aldığı için geyikle beraber içmeyi bile denedi. Bir keresinde asil bir arkadaşı geyiği bir parti için kalesine göndermesini istedi. Ve geyik Tycho olmadan geldi. Bira içti ve çok sarhoş oldu. Merdivenlerden inmeye çalıştığında düşerek maalesef öldü.
Kral da öldü bu arada ve bu Tycho'nun Ven Cenneti'nin sonu anlamına geliyordu. Yeni çocuk kral, Tycho'dan nefret eden danışmanları sayesinde ona karşı olmuştu. Ayrıca Tycho'nun kralın annesiyle ilişkisi olduğu yönündeki söylentilerden pek de memnun değildi. Sürgüne gitti ve Bohemia kralının daveti üzerine Prag'a geldi. Orada Johannes Kepler asistanı oldu. Kepler daha sonra 17. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri haline gelmişti biliyorsunuz ki. Tycho, Kopernik'in çalışmalarının yanlış olduğunu kanıtlamaya çalıştığı Prag'da son 4 yılını geçirdi. Ay'ın dünya etrafında döndüğünü ve gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü düşünmekte haklıydı. Ancak güneşin dünya etrafında döndüğünü de düşünüyordu. Tycho tüm hayatı boyunca astroloji ve simyaya odaklandı. Her hastalığı iyileştirecek bir ilaç keşfetmek istedi ve gelecekteki tahminlerde bulunmak için astrolojiyi astronomiyle karıştırdı. Örneğin korkunç imanın 1583'te öleceğini tahmin etti ama tahmininden bir yıl sonra öldü. 1601'e gelindiğinde bir ziyafete katıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi çok içmeye başladı ve tuvalete gitmek zorunda kaldı. Ancak masayı ev sahibinden önce terk etmenin görgü kurallarına aykırı olduğunu düşündüğü için bunu yapmayı reddetti. Bu mesane patlamasıyla sonuçlandı ve 11 gün sonra öldü. Son günlerinde gelmek üzere olanı hissederek Tycho kendi mezarına şunları yazdırmıştı. Bir bilge gibi yaşadı ve bir aptal gibi öldü. Vücudunda yüksek toksit civa tespit edildi. Belki mesane patlamasına karşı bir tedavi ilacı olarak kullanmıştı. Belki de simya deneylerinde kullandığı içindi. Yoksa Kepler'le sürekli didiştiği için Kepler onu öldürmüş müydü? Hoşçakalın. Soy el capitalismo, elige Pepsi o Coca-Cola. Y si no te sientes libre porque la tele y la droga no te aboban. Te espera represión que tú mismo financias. Mientras recortamos hasta la educación y ambulancias. Obreros mueren por golpes de calor asesinados. Por tantas horas explotados a 40 grados.